Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem ama gerçekten muhteşem ötesi bir model paylaşacağım arkadaşlar. Evet ipimiz Alize Angora Gold ip'ten yapacağız. Bu modeli ister yelek, ister etol şal, isterseniz bluz, isterseniz bebek battaniyesi, hani nereye koyarsanız koyun çok yakışacak bir model anlatımı yapacağım. Evet ilk defa bu video ile kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma ücretsiz bir şekilde destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün yeni videolardan ilk sizlerin haberi olacaktır. Destek olan, videolarımı beğenip yorum yapan, sosyal medya hesaplarından paylaşan herkese de sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum Evet gördüğünüz gibi ipimiz Alize Angora Gold bu ipin inceliğine göre de tığ seçimini yapacağız Arkadaşlar şöyle benim her zaman lif yaptığım örgü işlerimi yaptığım 9 numara tığım var Sizlerde elinizin yatkın olduğu bir tığ seçerseniz veya ipinizin kalınlığına göre bir tığ seçerseniz işiniz daha da güzel olur ben Simsiz bir ip tercih ettim. Muhtemelen bu modeli yelek yapacağım arkadaşlar. Sizler etoşal veya farklı bir şey yaparsanız da simli bir ip tercih edebilirsiniz. Evet hadi o zaman Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapımına başlayalım. Evet ipimi parmağıma doladım ve zincir çekmeye başlıyoruz. Zincirlerimiz ne çok sıkı ne çok gevşek olacak normal çok gergin olmadan bu şekilde zincirlerimizi çekeceğiz 15 artı 15 artı 15 yani 8 ilmekten bir model oluşacak arkadaşlar 15 Zincire ayarlayacağız ister yelek yaparken ister etorşar yaparken ister hırka battaniye yaparken bu şekilde zincir sayımızı ayarlayacağız 15 artı 15 artı diyerekten hesaplayacağız. Evet ben şimdi zincirimi çekeyim. Sizler de uzunca bir zincir çekin. Hani kenarda kalanı keseriz hiç önemli değil. Uzunca bir zincir çekip gelelim. Evet uzunca bir zincir çektim. Şimdi 4 adet zincir daha çekiyorum. Milbaşı doladım. Hemen 1, 2, 3, 4, 5. zincirimin içerisine ikilikte trabzanımı yaptım. Bu bizim kenar trabzanımız oldu. Hemen 1, 2 zincir çekiyorum. Milbaşı doluyorum. Aynı zincirin içerisine tekrardan ikili bir trabzan yapıyorum. Milbaşı doluyorum alttan zincir sayıyoruz. 1 2 3 4. zincirimizin içerisine giriyorum. İkili tırabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Mil başı doluyorum. Aynı zincirin içerisine tekrardan ikili tırabzanımızı yapıyorum. Mil başı doladım. Alttan bir, 2 3 4. zincirimizin içerisine girip ikili trabzanımızı yaptım. 2 adet zincir çektim. Mil başı doladım. Aynı zincir içerisine ikili trabzanımı yaptım. Yani gördüğünüz gibi şu kenarı saymazsak 1 2 3 tane V'miz oluştu. 1 2 3 4 zincir çektim mil başı doladım hemen alttan 1 2 3 4 5 6 zincirimi ikili trabzanımızı yapıyoruz hemen 2 zincir çekiyorum mil başı doladım aynı zincirimin içerisini tekrardan ikili trabzanımı yaptım İlk vmizi oluşturduk Mil başı doluyorum alttan 1 2 3 4. zincirimin içerisine giriyorum ikili trabzanımı yapıyorum 2 adet zincirimi çektim milbaşı doladım aynı zincirin içerisine tekrardan ikili trabzanımı yaptım birbaşı doladım 1 2 3 4. zincirimin içerisine giriyorum ikili trabzanımızı dan yaptık hemen 12 zincir çektim aynı zincirimin içerisine ikili trabzanı mızı tekrardan yaptık üç tane veimiz burada tekrardan gördüğünüz gibi yaptık şimdi 1 2 3 4 zincir çektim birbaşı doladım ve 1 2 3 4 5. 6. zincirimin içerisine ikili trabzanımızı tekrardan yapıyoruz. Hemen iki zincir çektim. Mil başı doladım. Aynı zincirin içerisine ikili trabzan yaptım ve ilk V'mizi oluşturdum. Yani şöyle arkadaşlar bu bir model, bu iki model, üçüncü modele başladım. Bu şekilde model sayımızı belirleyeceğiz. sizlerde bu sıramızı yapın. Bu bizim birinci sıramız. Bu şekilde ilerleyecek. Hemen mil başı doluyorum. 1, 2, 3, 4. zincirimin içerisine ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çekip tekrardan aynı zincirin içerisine ikili trabzanımızı yapıp V'mizi oluşturduk gördüğünüz gibi. Hani bu şekilde istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Benim 1 2 3. modelim oldu. Biraz daha ilerleteyim. ikinci sırada tekrardan görüşelim. Evet, son 3 V'mizi böyle yaptım. Mil başı doladım. Hemen şu son zincirimin içerisine ikili tırabzanımızı yaptık. Bu bizim kenar trabzanımız Hemen 1 2 3 4 zincir çektim geriye döndürdüm mil başı doladım ilk V'mizin şöyle ilk V'mizin içerisine tekrardan ikili trabzanımızı yaptık iki tane mil başı Pardon iki tane zincir çektim mil başı doladım aynı V'mizin içerisine ikili trabzanımızı tekrardan yaptık mil başı doladım. Sıradaki V'nin içerisine ikili trabzanımızı yaptım. Tekrar mil başı doladım. Aynı V'mizin içerisine ikinci trabzanımı yaptım. Araya iki zincir çekmedim gördüğünüz gibi. Şimdi modelimizi yapacağız. Dolana dolana modelimizi yapacağız. Hemen 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şöyle biraz ipimi biraz genişlettim. Zincirimin şöyle altından dolanıp bir zincir çekip ipimi sündürüyorum. Bu şekilde 12 tane ipimi dolayacağız. Şöyle altından zincirimi geçiriyorum. Zincir çekip ipimi çekiyorum. Şöyle bir daha göstereyim. Tığımı zincirimin altından dolandırıp bir zincir çekip bu şekilde ipimizi sündürüyoruz. Tam 12 tane olana kadar bu şekilde yapacağız. Evet. 12 tane olduktan sonra hemen sayalım. 2 4 6 8 10 11 son bir tane kalmış 12 tane zincirimizin üzerine bu şekilde doladık hemen hepsini kapattım bu şekilde ve buradaki trabzanımızın içerisine ipimizi sabitledik 1 2 3 4 5 çekiyorum hemen biraz genişletiyorum zincirimi zincirimin arka böyle altından dolandırıp ipimizi zincir çekip sündürüyoruz ikinci üçüncü dördüncü beş altı yedi sekiz 9 10 11 ve 12 tanesini bu şekilde tığımın üzerine dizdim. Hepsini birlikte topluyorum. Ve buradaki trabzanımın içerisine sabitliyorum. İkinci yaprağımızı yaptık. Bu şekilde Şimdi 3. yaprağımızı yapacağız. Hemen 5 zincirimi çekiyorum. 2 3 4 5 zincirimi çektim. Pipimi biraz genişlettim. Zincirimi zincirimin altından dolanıp bu şekilde 12 tane dolgumuzu yapıyoruz. 4. 5 altıncı, yedinci, sekizinci, dokuz, on, on bir ve on ikinci dolgumuzu yaptık. Şimdi hepsini birlikte topluyoruz burada tam iki trabzanımın ortasında bir yer var arkadaşlar şöyle göstereyim buranın içerisine sabitliyoruz hemen 1 2 3 4 5'inci çektim. Dolgumuzu tekrardan yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane yaptık. Hepsini birlikte topluyoruz. Şimdi trabzanımızın bu tarafındaki yerine sabitliyoruz ipimizi. Hani iki tanesini buradaki yapmış olduğumuz trabzana iki tanesini buradaki yapmış olduğumuz trabzana bir tanesi de tam ortaya yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptım. Son yaprağımızı yapıyoruz artık. 12 tane dolgumuzu yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 dolgumuzu yaptık. Hepsini birlikte topladım ve trabzanımın içerisine ipimizi sabitledik. Çiçeğimiz oluştu. Şöyle arkasını çevirdiğimizde şu ilk yapmış olduğumuz çiçeğimizin ilmeğinden şöyle bir kere kaydırıyoruz arkadaşlar. Bir zincir çektim. Bir başı dolayıp sıradaki V'nin içerisine ikili trabzanımızı yaptım. Hemen iki zincir çekiyorum. Tekrar aynı yerin içerisine ikili trabzanımı yapıp tekrardan bir tane V'mizi oluşturdum. Çiçeğimiz oluştu. Bu şekilde şimdi dört zincir çekeceğiz. Bir, iki, üç. 4 zincir çektim bir doladım sıradaki V'nin içerisine ikili trabzan yaptım 2 zincir çekiyorum bir doladım hemen sıradaki V'mizi yaptık bir doluyoruz bu şekilde V'lerin içerisine tekrardan V'mizi yapıyoruz. bir tanesi arada böyle boş V olacak bir tane çiçekli yerimiz olacak 1 2 3 4 zincir çektim mil başı doladım hemen öbür modelin içerisine girdik ilk V'mizi yaptık bu şekilde hemen mil başı doladım sıradaki V'nin içerisine iki adet zincir İkili trabzanımı yaptım mil başı doluyorum tekrardan burada bir zincir çektim hemen mil başı doladım Pardon zincir çekmiyoruz arkadaşlar direkt mil başı dolayıp aynı yerin içerisine iki trabzanımızı yaptık şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekip buradaki yapmış olduğumuz çiçeğimizi buraya da yapacağız. Bir daha göstereyim arkadaşlar. Birlikte bir daha yapalım. Daha sonra sizler yapın, ben de yapayım arkadaşlar. 5 zincirimizi çektik. İpimizi biraz şöyle sündürdük. Şöyle alttan giriyoruz zincirimizin içerisine. Zincir çekip uzatıyoruz. Alttan giriyoruz, zincir çekip uzatıyoruz. Bu şekilde 12 tane yapıyoruz arkadaşlar. 2 4 6. oldu benim. 7 8 9 10 11 ve 12. 12 taneyi birlikte bu şekilde topluyoruz ve hiç zincir çekmeden şu tırabzanımızı hemen sabitliyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Gene aynı şekilde dolgumuzu yapıyoruz. 12 tane 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane dolgumuzu yaptık. Hepsini birlikte kapattım ve hemen aynı trabzanımın içerisine ipimizi sabitledik. Yani ikinci yaprağımızı yaptık. 1 2 3 4 5. çektim. Tekrardan 12 dolgumuzu yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dolgumu yaptım. Hepsini birlikte kapattım. Şuradaki arkadaşlar Tam ortaya ipimizi sabitledik. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Şimdi iki yaprağımızı da buradaki tırabzanımıza yapacağız. Yani böyle dolanmış oluyoruz. Çiçeğimizi de yapmış oluyoruz arkadaşlar. Hemen diğer yaprağımı da yapayım ben. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 yaptım birlikte kapattım sıradaki bu taraftaki trabzanın içerisine sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. 12 dolgumu da buraya yapıyorum. Son yaprağımızı da yapacağız. 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dolgumu yaptım. Hepsini birlikte topladım. Tırabzanımızın içerisine bu şekilde ipimizi sıkılaştırdık. Hemen şöyle arkadaki şu arkasını çeviriyoruz. İlk çiçeğimizin ilmeğinden alıp ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çektim burada. Hemen mil başı doladım. Sıradaki V'mizin içerisine ikili trabzan yaptık. Bir iki zincir çektim. Aynı yere ikili trabzan tekrar yaptım. V'mizi oluşturmuş oldum. Evet ikinci çiçeğimizi de bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Çok şahane bir model. Ben çok beğendim. Yapması da çok kolay. Şimdi 4 zincir çekiyoruz 2 3 4 zincir çektim V'lerimizi bu aradaki V'lerimizi yapıyoruz hemen 2 zincir çekip aynı yere tekrardan V'mizi yaptım mil başı aldım diğer V'mizin içerisine girdim 2 zincir çekip buraya tekrardan böyle V'lerimizi yapacağız bir boş bir dolu çiçeğimizi de yapacağız sevgili takipçilerim sizler de sıramızı bitirin ben de bitirip geliyorum evet son çiçeğimi de yaptım son trabzanımı da kenara yaptım bu şekilde 1 2 3 4 zincir çektim geriye döndük bir arka sıraya geçtik mil başı aldım sıradaki V'mizin içerisine ikili trabzanımı yaptım iki zincir çektim tekrardan mil başı alıp aynı yerin içerisine tekrardan ikili trabzanımızı yaptık ve V şeklini oluşturduk hemen mil başı aldım burada çiçeğimizin olduğu yer var arkadaşlar. Şöyle çiçeğimizi sabitlediğimiz zincirin içerisinden tığımızı şu şekilde geçiriyoruz. Hemen oraya ikili trabzanımı yaptım. iki zincir çektim. Tekrar aynı yerin içerisine bir ikili trabzan daha yaptık. Yani V'mizi burada oluşturduk. Hemen bir başı aldım sıradaki V'mizin içerisine girip ikili trabzanımızı oluşturduk. İki zincir çektim. Aynı yerin içerisine ikili trabzanımı oluşturdum. Üç tane V'mi bu şekilde yaptım. Şimdi dört zincir çekiyorum. İki, üç, dört zincir çektik. Milbaşı aldım. Sıradaki V'lerimizin içerisine tekrardan V'lerimizi yapıyoruz. Bu sıramız da bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyecek. Evet, hemen bir başı aldım. Sıradaki V'mizin içerisine tekrardan V'mizi yaptık. Evet bu sıramızda bu şekilde yapıp gelelim. Evet bu sıramın da sonuna geldim. V'lerimi yaptım. En son kenardaki trabzanımıza da ikili trabzanımızı bu şekilde yaptık. 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Geriye döndüm. Hemen mil başı aldım. İlk baştaki V'mizin içerisine girip ikili trabzanımızı yaptım. İki zincir çektim. Tekrardan V yaptık. Mil başı aldım. Hemen yanındaki V'nin içerisine giriyorum. İki tane zincir çektim. Tekrar aynı yerin içerisine girip bu şekilde mil başı aldım. Yandaki V'nin yanına giriyorum. 2 tane zincir çektim, mil başı alıp ikilikte V'mizi yaptık. Hemen 1 2 3 4 zincir çektim, mil başı aldım. Yandaki V'nin içerisine ikili tırabzanımızı yaptık. 2 zincir çektim, mil başı alıp hemen V'mizi yaptım. Bu sıramızı da bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar yapalım, gelelim. Bu sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi arkasına geçtik. Hemen 4 zincir çekiyorum. Arkasına dolandık arkadaşlar 1 2 3 4 5 sıradayız arkadaşlar hemen mil başı aldım sıradaki V'nin içerisine tekrardan trabzanımı yaptım iki tane zincir çektim mil başı dolayıp tekrardan trabzanımızı yaptık bu sıramızda aynı bir önceki sıranın tekrarı bu şekilde V'lerin içerisine V'lerimizi yapacağız. Bu sıramızda sıra sonuna kadar yapalım, gelelim. Farklı bir şey olmadığı için kamera arkasında yapıp geleceğim arkadaşlar. Sizler de sıramızı tamamlayıp gelin. Sıramı tamamladım sevgili takipçilerim. Şimdi tekrardan papatyalarımızı yapacağız. Bu aralara da tekrardan papatya yapacağız. İlk 4 zincirimi çektim. Geriye döndüm. V'mizin içerisine girdim. Bu sırayı yine aynı V olarak örüyorum. Yani papatyanın üzerine gelen tarafı V olarak devam ediyorum. Sevgili takipçilerim, bir başı aldım. V'nin içerisine ikili trabzanımızı yaptım. İki zincir çekip tekrar aynı yerin içerisine ikili trabzanımı yaptım. Üç tane V'mizi bu şekilde aynı yerin içerisine yaptık. Bir 2 3 4 zincir çekiyorum mil başı aldım V'nin içerisine giriyoruz hemen ikili trabzan yaptım 2 zincir çektim tekrardan aynı yerin içerisine girdim bir adet zincir çektim mil başı aldım sıradaki V'nin içerisine ikili trabzanımı yaptım hemen mil başı alıp aynı yerin içerisine bir mil başı daha yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen 5 zincir çektiğimizi şöyle alttan girip zincir çekip asılıyoruz. Zincir çektim, asıldım, doladım, zincir çektim, asıldım. Bu şekilde tam 12 defa zincirimizin üzerine bu işlemi yapacağız arkadaşlar 2 4 6 8 10 11 ve 12 hemen hepsini birlikte kapatıyoruz ve şuradaki trabzanımızın içerisine sabitliyoruz birinci yaprağımızı oluşturduk. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine aynı şekilde zincirimizin üzerine 12 tane ipimizi bu şekilde çekeceğiz. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11 12 tane ipimi bu şekilde hepsini birlikte kapattım. Aynı trabzanımın içerisine burayı da sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Zincirimin üzerine 12 adet ipimizi saracağız. 3. 4. 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane ipimi bu şekilde tığımın üzerine dizdim hepsini birlikte kapatıyorum şimdi tam şu ikili trabzanın ortasındaki şöyle göstereyim arkadaşlar ortasındaki yere sabitliyoruz 1 2 3 4 5 zincir çektim tekrardan 12 tane ilmeğimizi tığımızın üzerine dizelim. 5 7 8 9 10 11 ve 12 hepsini birlikte kapatıyorum. Şimdi tam ortaya sabitlemiştik. Şimdi şöyle tuttuğumuz zaman buradaki trabzanımıza sabitliyoruz bu sefer de. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Son yaprağımızı yapacağız. Hemen ipimi 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve 12 tane ipimi dizdim tığımın üzerine hepsini birlikte kapatıyorum aynı trabzanımızın içerisine ipimizi sabitliyoruz bu şekilde şimdi şöyle arkasına doğru alıp şurada arkadaşlar ilmeğimiz var ilmeğimizi bu şekilde tığımızı geçirip ilmek kaydırma işlemi yapıyoruz ve bir zincir çekiyoruz burada arkayı da birleştirmiş olduk hemen mil başı aldım buradaki V'mizin içerisine ikili trabzan yapıyorum iki zincir çektim bu şekilde ikili trabzanımızı yaptım hemen 4 zincir çekiyorum karşıdaki V'lerin içerisine tekrardan V'lerimizi yapacağız. Yani burada arkadaşlar çiçeğimizi kaydırdık. Alttaki burada oldu. Buradaki boş bıraktığımız zemine yapmış olduk. Bu sıramız da bu şekilde olacak. Şimdi burayı V'lerle yapacağız buraya tekrardan çiçeğimizi koyacağız. Yani modelimiz kaymış oldu. Evet sizler de yapın. Ben de yapayım çiçeklerimizi. Daha sonra görüşelim. Evet ben çiçekli sıramı bitirdim. Hatta 4 sırada V şeklinde düz olan yerleri de kamera arkasından yaptım arkadaşlar. Hani çiçeği bitirdikten sonra arkasıyla birlikte 1 2 3 4 sıramızı V şeklinde aynı işlemi yaptık geldik ilk çiçeğimizi yapmıştık daha sonra boşluklara bir üst sıraya çiçeklerimizi koyduk şimdi bu altta tekrarladığımız çiçeğimizi tekrardan burada yenileyeceğiz arkadaşlar yani modelimiz bu şekilde kaymış olacak hemen tığıma ipimi taktım bu şekilde bu sırada şimdi çiçeğimizi tekrardan koyacağız. Akışını anladınız arkadaşlar. Anlamadığınız bir yer olursa da videomu sardırarak tekrar yaptığımız yere gelebilirsiniz. Bu şekilde bakabilirsiniz. Zaten çok kolay bir model. Hemen ilk V'mi yaptım. Daha sonra bir zincir çektim. Hemen bir sonraki verin içerisine ikili trabzanımı yaptım. Tekrar milbaşı aldım. Aynı trabzan içerisine ikili trabzanımızı yaptık. 5 zincir çekiyorum ve çiçeğimizi yapmaya başlıyoruz burada. Ben çiçeklerimi yapayım aralara. Biraz da modelimizi büyütelim Daha sonra videomuzu bitirelim inşallah. Sizler de yapın. Ben de yapıp geliyorum. Evet, ben modelimi bu şekilde ilerlettim. Gerçekten efsane güzellikte bir model haline geldi. Evet, çok güzel, şahane bir model oldu. Dediğim gibi ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bundan ister yelek, isterseniz atkı, isterseniz şal, etol şal, yani bluz, ceket ne isterseniz battaniye yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten efsane ötesi hem de yapılışı da bir o kadar da kolay ve her renge de güzel olacağını düşünüyorum modelimizi. Evet bugünlük de modelimiz bu olsun istedim. Beni buraya kadar izleyip dinleyen tüm takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Modelimi beğendiyseniz bir beğeni küçük de olsa bir emoji de olsa yorum bırakırsanız İlk defa da bu videoyla ile kanalımı ziyaret ediyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde destek amaçlı abone olup beni destekleyebilirsiniz sevgili takipçilerim. Evet, bugünlük de modelimiz bu olsun istedim. Efsane bir model dediğim gibi. Yeni videolarımızda, yeni modellerimizde tekrar tekrar görüşmek üzere şöyle bir de arkasını göstereyim arkadaşlar son videomu bitirmeden kapatmadan önce arkası da bu şekilde oluyor modelimizin. Ön tarafı da bu şekilde oluyor. Bu modeli bitirdikten sonra ütü yapmak isteyen arkadaşlar sadece ütünün buharıyla düzeltebilirsiniz örgünüzü. Bu şekilde düzgün de duracaktır arkadaşlar. Onu da videomu kapatmadan söylemek istedim. Evet, yeni videolarımızda tekrar tekrar görüşmek üzere sağlıklı kalın, mutlu kalın, Hoşçakalın.